Bak bu sen videora red vermişsin oğlum. Tamam canım, başka bir şey yok. Evet. Abi şunu doldurur musun, sana zahmet. Bakıyoruz var mı sahte diye. Neyse bugün yokmuş. Ha, ses yap oldu. Ha. Alalım. Bakayım. Evet. Tamam. Dostlar. Ya sahte para kezdiz yani, oldum olası. Ben esnaf oldum olası çok yedim. Sahte paralardan iyi yedik yani. Habire de yemeye devam ediyoruz yani. Ve geliştiriyorlar. Bu sahte parayı da çok iyi geliştiriyorlar varlar. Anlamamız mümkün olmuyor bazen. Yani gözden kaçıyor. Çünkü müşterinin yoğunluğu olduğu anda bakıyorsun adam arada kaptırıyor. Anlayamıyorsun. Sonradan hissediyorsun acısını. O da tabii geçmiş oluyor yani. Ya sahte insanların olduğu memlekette mutlaka sahte de yiyeceğiz yani. Bu da bir gerçek yani. Sahtekar insanlar buna tenezzül edeceklerdir yani. Bu da bir gerçek. Yapacak bir şey yok. O da bizim gaflet anımıza geliyor. Denk geliyor. Yapacak bir şey yok. Onu da artık kabul ediyoruz. Ne yapalım? Yani diyor akşam kontrol ederken bir baktım. Ben zaten anlıyorum az çok. Normal elime aldım anlarım. Ama bazen işte arkadaşlarımız, burada duran arkadaşlarımız da kaçırıyorlar. Bunu da yoğunluktan dolayı kaçırıyorlar. Evet. Yani genelde kontrol ediyoruz. Kontrol ediyoruz ama arada kaçıyor işte dedim ya. Gaflet anımıza denk geliyor. Çok yoğunluk oluyor bazen. Böyle bakıyoruz. O zaten onlar o şeyleri iyi ayarlarlar. O bu işi yapan kişiler. Buradaki yoğunluğu güzel tespit eder. Ona göre getirirler, girerler içeriye. Onlar o öyle tek başına gelip girmezler içeriye. O anda zaten bir ufaktan bakarız biz. Ama dediğin gibi genelde yapıyorlar bu işi yani. Sinemize çekiyor. Başka bir şey yaptığımız yok yani. Sineği bakkal. Esnaf, küçük esnaf. Büyük esnaflar gibi değiliz. Büyük marketler gibi değiliz. Yani çekiyoruz, içimize atıyoruz. Onların yine kontrol makineleri var, şunlar var. Onlar da kaçmaz ama bizde kaçıyor işte. Zaten küçük esnaf zaten batmış. İyice böyle. Bir de bunları yiyoruz arada bir. Zaten biz 3 kuruşa çalışıyoruz. Yani bir sigaranın karı ne olacak? 50 kuruş. 50 kuruş. Adam bakıyorsun bir 100 lira 50 lira kaptırdığı anda bizim o günkü bütün sigara karımız gidiyor. Yani boşa kürek sallıyoruz. Tabii gerçek. Allah onları da ıslah etsin yani. Bunlar tenezzül edenleri de, bunlar yapanlar da. Yani en azından belki görür de utanırlar diye yazdık bir sahte insanların, sahtekar insanların eseriyim diye koydum oraya. Yani belki utanır da. Gerçi utanmaz. Yani sahtekar insan utanmaz hiçbir zaman da. Çünkü utansa zaten sahtekarlık yapmaz. Tabii gerçek yani. Herkes kendi yağında kavrulmuyor artık. Yanıyoruz. Kavrulma işi bitti. Artık şu an yanıyoruz. Küçük esnafın durumu zor. Bir de buna rağmen böyle sahtekar insanlar getirip bize böyle paralar kaptırıyorlar. Yazık günah. Bize yazık günah da. Ya bittik zaten ya. Ne kaldı ki yani? Bütün esnaf ağlıyor. Kan ağlıyor. Hafta sonları kapatıyoruz. Doğru düzgün açmıyoruz dükkanımızı. Zaten işlerimiz sıkıntılı. Bir de bunlar çıkıp böyle paraları getirip bize veriyorlar. Yazık günah ya. Ne diyeyim? Yani güvenimiz, güvensiz insan güvenilecek. Mutlaka güvenmesi lazım. Yani o kadar değil. Herkes öyle insanlar yok. Ama böyle sahtekar insanlar içimizde serpilmiştir. Vardır yani. Ama bunlara karşı da artık ne diyelim? Yani herkes biraz elini vicdanına koyarsa, yani bir kötülük geldiği zaman elimizle, dilimizle, kalbimizle düzeltmediğimiz zaman herkes görmemezlikten gelirse ne olur? Ya herkes kötü olur o zaman. Kötülük her tarafa böyle bir çürük domates gibi sağ sol her tarafı çürütür. Anladın mı? Onun için ne yapalım? Bir kötülük gördüğümüz zaman onu elimizle, dilimizle, kalbimizle düzeltelim. Yani yapabildiğimiz kadarıyla yapalım ki bu insanlar bunlara meyletmesinler. Ufak tefek böyle şeylere böyle meyledip de 3 kuruş kazanacağım diye buradaki esnafın canını yakmasın. Yazık günah. Haram para ya. Allah her şeyin helalından versin de yani harama tenezzül eden 3 kuruş kar edeceğim diye kendine böyle kar sayanlara Allah yardım etsin. Çünkü öyle bir şey yok. O aldıkları ufacık paralar onlara hiçbir zaman bir şey kazandırmayacak. Devamlı daha da kötüye gidecekler. Zarar edecekler. Bir alırken 1000 kaybedeceklerdir. Haramın binası olmaz. Haramın binası olmaz. 3 kuruşa tenezzül edilmez. Yazık günah. Allah sonumuzu iyi etsin inşallah. Allah milleti ıslah etsin. Böyle kötüler de Allah ıslah etsin ki iyilere zarar vermesin. Biz dürüst çalışıyoruz. Helal çalışıyoruz. Helal çalışmaya çalışıyoruz. Kimsenin hakkını yememeye çalışıyoruz. Hak hukuk çok büyük bir meseledir. Çok büyük bir sorumluluğu vardır. Bunu bu şekilde yapanlar kendilerince kar saymasınlar. İnan ki çok zarar ediyorlar. Hem dünyada hem ahirette hesabı çok büyük ağır olacak yani onlar için. Dünyada da kazanamayacaklar. Aldıklarını kat kat ödeyecekler. Çocuklarından çıkacak, şundan bundan çıkacak yani. Görüyorsun işte. Bu paraları arada bize kaptırıyorlar. Yani yazık etmeyin de. Onlar tut.
2260. Kazandığınız zaman bunlara da bir.